Herkese merhaba. Yaklaşık bir yıldan sonra tekrar Eren Karakoç hakkında video çekmeye karar verdim. Bazıları Twitter'da beni eleştiriyor bundan dolayı. Hani ne gerek var, neden böyle bir adama vakit harcıyorsun benzeri yorumlar geliyor. Haksız olduklarını da söyleyemem. Yani tabii ki haklı oldukları bir taraf var ama bir itirafta bulunmam gerekirse ben aslında son zamanlarda yaşadığımız gerginliklerden dolayı Eren Karakoç'un geçmiş videolarını araştırmış ve onlardan kesit almış değilim. Zaten bunu istesem de yapamam çünkü eski videolarının tamamını sanırım kaldırdı. Yaşanan bazı olaylardan dolayı onlara da gireceğim zaten videonun ilerleyen dakikalarında. Ben bu videoların çoğunu yani kesit aldığım videoların çoğunu çok daha önceden zaten almıştım. Çünkü Eren bir anlamda benim gizli hobim. Ben kolay kolay komedi dizilerine bağlanamıyorum. Ciddi anlamda sevdiğim bir tek Office vardı. Amerikan versiyonu. Şu Michael Scott'un olduğu. O da bittikten sonra herhangi bir diziye kolay kolay bağlanamadım. Ama Eren'in videoları beni gerçekten güldürüyor. Bundan dolayı da komik kesit buldukça onları arşivliyordum. Paylaşmak için değil. Zaten paylaşmak için yapsaydım şimdiye kadar çoktan paylaşırdım bunları. Ama Eren son zamanlarda biraz fazla kaşınmaya başladığı için elimdeki bu kesitleri paylaşmaya karar verdim. En azından bir kısmını. Tabii burada yine beni eleştirebilirsiniz. Her ne kadar o kesitleri zamanında tamamen bireysel zevklerimden dolayı almış olsam da şu an bu videoyu çekerek yine bir zaman harcıyorum. Ama bu artık gerekli olduğunu düşünmeye başladığım bir mesai. Bunu da belki anlamlandırırsınız birazdan söyleyeceklerimden dolayı. Bu videoyu 3 ana başlığa ayıracağız. Birincisi Eren neden bu videoyu hak ediyor? İkincisi Eren'in cehaleti ve ırkçılığı ve üçüncüsü ve bence en heyecanlı olan bölüm Eren'in muhteşem dehası. Evet, ilk kısımdan başlayabiliriz. Eren neden bu videoyu hak ediyor? Epey bir not aldım. Yine unuttuğum bazı şeyler olabilir çünkü söz konusu Eren Karakoç olduğunda anlatacak gerçekten çok şey var ve bunları bir videoya sığdırmak biraz zor. Ben hani mutlaka anlatmam gerektiğini düşündüğüm şeyleri not aldım. Belki unuttuğum ama sizin önemli olduğunu düşündüğünüz bazı noktalar olabilir. Onları yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya sizin de aldığınız böyle ilginç kesitler varsa Twitter'da beni de etiketleyerek paylaşabilirsiniz onları. Kaçırmak istemiyorum çünkü. Evet, Eren neden bu videoyu hak ediyor? Önce neler olduğunu kısa bir hatırlatmasını yapalım. Bildiğiniz üzere yani geçmiş videomda bundan bahsetmiştim aslında. Yani geçen sene çektiğim videoda Eren'le alakalı. Ben uzun süre Eren'le alakalı hiçbir şey söylemedim. Eren benim hakkımda pek çok şey söylüyor olmasına rağmen videolarında. Başlangıçta küçük dozla başladı benden bahisleri. İskitlerle alakalı videomdan sonra benden bahsetmeye başlamıştı. Ben İskitlerin İranlı olduğunu iddia ettiğim için o da tabii bana karşı çıkıyordu tipik bir Türkçü olarak. Çünkü Türkçüler için genellikle neden bilmiyorum ama İskitler konusu çok büyük bir önem teşkil ediyor. En azından uzun zaman boyunca böyleydi. Şimdi biraz değişmeye başladı bu. Öyle umuyorum ki bunda benim de bir katkım var. Bunu değişmeye başlamasında. Neyse. Eren dediğim gibi benden bahsediyordu bazı videolarında. Başlangıçta çok da ters bir şekilde bahsetmiyordu. Benim kendisinden farklı düşünen bir arkeolog olduğumu söylüyordu. İskitler konusunda özellikle kendisinden farklı düşündüğüme dikkat çekiyordu. Ama bir noktadan sonra dozu gitgide yükseltmeye başladı. Benim Kürtçü olduğumu, Türk düşmanı olduğumu, Türkleri aşağılamak için Türkiye'lerin kökeninin Doğu Avrasya olduğunu, Doğu Asya olduğunu ileri sürdüğümü söylemeye başladı. Hatta en sonunda bir videosunda da benden sahtekar ve yalancı diye bahsedince ben de ona bir cevap videosu çekmeye karar vermiştim. İyi de olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim o videomdan sonra ki epey eğlenceli bir videodur. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Bunu izlemeden önce. Hatta burada durdurup önce onu izleyebilirsiniz. Gerçi o videonun ilk bölümü Bedel Bosel ile alakalıydı. Yarısından sonrası Eren Karakoç'la alakalıydı. O yüzden yarısından sonrasını izleyebilirsiniz o videonun. Ne diyordum? Evet, ben o videoyu çektikten sonra Eren Karakoç epey bir alay konusu oldu. Yani Twitter'da pek çok kişi onun videolarından çeşitli kesitler paylaştılar. Epey dalga geçtiler çünkü gerçekten kendisini herhangi bir şekilde hoca olarak tanıtan birinin asla yapmaması gereken hatalar yaptı. Hiç olmayacak gaflar yaptı yani. En basiti, herkesin ilk aklına gelen şeylerden biri kadınlarda YDNA aramasıydı. Hatta bir insanda birden fazla YDNA olabileceğini söylemesiydi. İşte kendisinde %31 oranında R1A olduğunu iddia etmesiydi. Yani bu tür şeyler vardı. Bunlar gerçekten yani birazcık ilginiz varsa nüfus genetiğine yapmayacağınız hatalar.
Bunlar yani ufak tefek hatalar değil yani. Gerçekten konuyu bilmediğimizi gösteren şeylerdi. Ve epey dalga geçirdi Eren de. Eren bundan rahatsız olmuş olacak ki benim o videomdan sonra benim adımı anlamaya başladı. Yani benden bahsedeceği zaman artık Nezih Seven diye bahsetmiyordu. İşte ismini vermek istemiyorum ama işte kim olduğunu bildiğiniz Kürtçü arkeolog vesaire diyordu. Yani sanki Voldemort'muşum gibi. Adımı anarsa başına bir şey gelecekmiş gibi adımı anmamaya başladı. Hatta Diamond Tema'nın kanalına çıkmıştı. Orada da yine benden bu şekilde bahsetti. Yani Kürtçü bir arkeolog var. İsmini vermek istemiyorum prim vermemek için. Ama mesela aynı yayında Bedel Buse'nin ismini pek çok kez anıyor. Yani benim aklıma iki ihtimal geliyor. Ya Bedel Musili'yi çok seviyor ve ona takipçi kazandırmak istiyor. Ya da benden korkuyor. Ki ikincisine çok daha fazla ihtimal veriyorum. Çünkü pek çok kişi bizi bir canlı yayında bir araya getirmeye çalıştı. Ve Eren her seferinde yan çizdi. Yakın zamanlarda da Oğuzhan Tekten isimli bir YouTube yayıncısı var. Onu da biliyorsunuzdur. En azından beni takip edenlerin bir kısmı biliyordur. Eren Karakoç'un takipçilerinin de ciddi bir kısmının tanıdığını tahmin ediyorum. O bizi bir canlı yayında bir araya getirmeye çalıştı. Ben her zaman söyledim canlı yayınlara açık olduğumu. Eren her seferinde yan çizdi. Eren Hoca Nezih Seven'le var ya yayına çıkmaz. Ölür de gene çıkmaz. Tabii bu yan çizişlerinde genellikle benim işte Türk düşmanı olmama işaret ediyor. Halbuki Türk düşmanı değilim. Bunu 1000 defa söyledim yani. Ben hiçbir etnik gruba karşı düşman değilim. Bütün insanları kardeşim olarak görüyorum. Ama ısrarla Türk düşmanı olduğumu söylenmeye devam ediyor. Gerçekten eğer böyle bir şey varsa yani herhangi bir yerde ki ben çok uzun zamandır hani görüşlerini sosyal medyada paylaşan biriyim. Eğer gerçekten böyle bir görüşümü bir yerde görüşme tanıklık etmişseniz lütfen bunu benimle paylaşın ve artık hangi etnisiteyse aşağıladım o etnisiteden özür dileyim. Böyle bir yanlışım varsa yani farkında olmadığım bir eğilimim varsa ben de bunun farkında olmak isterim. Ve bu konuda gerçekten samimiyim. Şimdi bana neden inanırsınız? Tabii pek çok kişi yalancı olduğunu düşünüyor ama mesela eğer zannettiğiniz gibi çakal biri olsaydım, sizi kendi tarafıma çekmek isteseydim veya sizi şirin görünmek isteseydim, Mustafa Kemal ile ilişkili duygularımı da sizinle paylaşmazdım ama ondan pek haz etmediğimi, şimdi ne kadar konuşabileceğimi de bilmiyorum yasalardan dolayı ama yani ona pek sempati duymadığımı açıkça söylüyorum. Eğer gerçekten de insanları şirin görünmeye çalışan biri olsaydım bunu da söylemezdim. Ne gerek var? Ben de çıkardım. 10 numara Kemalistmişim gibi davranırdım. Sizi tavlardım yani bunu yapmak kolay, zor bir şey değil. Ama dürüst biri olduğum için bütün fikirlerimi söylüyorum. Söyleyemeyeceğim fikirlerimi de yani yasal sebeplerden dolayı söyleyemeyeceğim fikirlerimi de yasal sebeplerle söyleyemeyeceğimi söylüyorum. Yani benim sakladığım bir görüşüm yok. Yakın zamanlarda bu Eren yine benim fon aldığımı falan iddia etmiş. Bu da uydurma yani hiçbir şey yok. Bir kanıt göstersin. Ya bir kanıt göstersin fon aldığıma dair. O parayı TSK'ye bağışlayacağım. Neyse dediğim gibi Eren'e benimle canlı yayına çıkması için baskı yapan bazı takipçileri de oldu. Yani benim takipçilerim değil bunlar. Eren'in takipçileri ama benimle canlı yayına çıkmasını istiyorlar. Çünkü ona güveniyorlar ve beni canlı yayında mat edeceğini düşünüyorlar. Artık yani tahmin edemiyorum zeka seviyelerini buna inandıkları için. Ama bu tarz şeyler söylüyorlar. Hadi işte Nezih'le canlı yayına çık, onu ez. Artık bu maçı görmek istiyoruz benzeri şeyler. Ama Eren her seferinde yan çiziyor. Çok da normal yani. Onu da anlıyorum. Saçma sapan yani kendisi de bilmediğinin farkında mutlaka. Yani DNA ile alakalı, genetikle alakalı söylediği şeylerin bir temele dayanmadığının kendisi de farkında olmalı. Veya işte Kürtçenin kökenine ilişkin saçma sapan şeyler söylüyor. Herhangi bir şekilde bilgiye dayanmayan şeyler. Çok açık. İşte Kürtçe ve Farsça arasındaki ortak kelimelerin Farsçadan alıntı sonucu oluştuğunu zannediyor. Saf Kürtçe dediğimiz, elimizde belirleyebileceğimiz yani Neolitik dönemden ilk kültür kelimelere Kürtçe, öz Kürtçe diyebileceğimiz elimizde kelime yok. Yani bunlar Farsça. Farsça, temelde Farsça. Yani antik Perslerin konuştuğu kelimeler. Yani ön kelimeler, değil mi? Hani böyle düşünen bir adam benim karşımda nasıl dayanabilir ki canlı yayında? Saçmalık bu yani. Buna inanmak da gerçekten çok ciddi bir iman istiyor öyle diyeyim size. Yani bunların hepsi 2 dakikalık Google aramalarıyla gerçekten yanlışlığı bariz bir şekilde kanıtlanabilecek şeyler. Tabii bu Mustafa Kemal muhabbeti Eren'in epey işine geliyor. Yani bu konuda benim yani bir anti Kemalist olmam. Bu arada bu anti Kemalist'e de Kemalistlere karşı olduğum anlamında söylemiyorum. Kemalizme karşı olduğum anlamında söylüyorum. Çünkü yani şu benim için bir gerçeklik. Hangi görüş olursa olsun o görüşün savunanları içinde tabii ki de makul ve iyi insanlar olabilir. Benim bu konuya yaklaşımım bu şekilde. Dolayısıyla ben doğrudan insanları düşmanım olarak benimsemek yerine fikirleri düşmanım olarak benimsemekten yanayım. Ve Kemalizm evet yani benim karşıt olduğum görüşlerden biri.
Bu da tabii Eren'in epey işine geliyor çünkü kendi takipçi kitlesini bana karşı kanalize etmek için kullanabileceği bir şey bu ve sonuna kadar kullanıyor bunu. Benden her bahsedişinde Atatürk düşmanı olarak bahsediyor. Hadi neyse, bunu diyelim ki kabul edelim böyle bir şeyi. Öyle varsayalım. Türk düşmanı olmamın gerçekten hiçbir dayanağı yok. Kürtçü olduğumu söylüyor aynı zamanda. Şimdi neden Kürtçü olduğumu söylüyor? Yani ben herhangi bir yerde gerçekten hani Kürtçü sözünün gerçek anlamını bilmediğim için tam olarak ne kastettiğini bilemiyorum. Hani Kürtleri üstün görüyor falan değil mi? Hani böyle bir yaklaşımım yok. Ama bazı ezik Kürtler gibi çıkıp da ben de Kürt asıllıyım ama Türk'üm demediğim için muhtemelen çıkıp her yerde dik bir şekilde evet ben Kürdüm dediğim için ve kökenimden gurur duyduğum için muhtemelen bu onun zoruna gidiyor ve benden Kürtçü diye bahsediyor. Halbuki benim Kürt olmaktan memnun olmam diğer etnisitelere bir düşmanlık beslediğim anlamına gelmez ve beslemiyorum da dediğim gibi. Tabii şöyle düşünüyor olabilirsiniz, yani belki sizin ideolojinizde Kamalist olmayan biri veya Kamalizme karşı olan biri zorunlu olarak Türk düşmanı olabilir. Yani siz böyle inanıyor olabilirsiniz. Ama bu sizin inancınız. Bunların ikisi farklı şeyler. Yani benim bir etnisite olarak Türklere karşı gerçekten negatif duygular beslememle Kamalizme karşıt olmam farklı şeyler. Siz ne kadar bunların aynı şey olduğunu inanıyorsanız da bana Türk düşmanı dediğinizde diğer insanları yanlış yönlendirmiş oluyorsunuz. Benim hayatımda tanıdığım en radikal antikamalist Türk milliyetçisi bir Kırım Tatarıydı mesela. Saçmalık yani, bu sizin kendi kafanızda oluşturduğunuz kategorileri başka insanlara dayatma çabanızın hiçbir anlamı yok. Ben gerçekten bir etnisite olarak Türklere hiçbir şekilde düşmanlık beslemiyorum. Bu Türklere özel söylediğim bir şey de değil yani. Herhangi bir etnisiteye karşı düşmanca bir yaklaşımım yok. Ve bütün insanları kardeşim olarak görüyorum. Bu demek değil ki bazı kardeşlerimin yanıldığını düşünüyorum. Bazı kardeşlerimin benden karşı cephede yer aldığını düşünüyorum. Tabii ki bunlar böyle. Yani böyle bir yönü de var bu işin. Ama kimseye etnisitesinden dolayı düşmanlık duymuyorum. Bunu söylemek istiyorum. Burada söylemeye çalıştığım şey bu. Umarım net olmuştur. Evet, dediğim gibi Eren bu benim ona yanıt olarak çektiğim videodan sonra benden bahsetmeyi bırakmıştı. Daha doğrusu ismimi anmayı bırakmıştı yani. Benden yine bahsediyordu ama ismimi vermiyordu. Hatta Diamond Tema'nın kanalına çıkıp yayın yaptıklarında, ortak yayın yaptıklarında benim hazırladığım bazı görselleri kullandı. Hiçbir şekilde bana atıfta bulunmadan, yani o görselleri benim hazırladığımı söylemeden benim hazırlamış olduğum görselleri kullandı. Yani nasıl utanmadan bunları yapıyor gerçekten hayret ediyorum ama yapıyor yine de. Kendisini uyardım orada. Bak dedim, benim hazırladığım görselleri kullanıyorsun. Sen belki, hadi orada da şey yapıyorum yani. Niyet okumamaya çalışıyorum. Belki diyorum bilmiyordur benim hazırladığım. Hani benim videomu zaten izlediğini biliyorum, benim videolarımı da. Diyelim ki benim hazırladığımı bilmiyor görselleri. Bir yerden aldığımı zannediyor falan. Yine de insan orada bir şey yapar. Ben onu uyarmışım. Uyardıktan sonra da hiçbir şekilde belirtmedi. Demedi yani, arkadaşlar kusura bakmayın. Diamond Tema'nın kanalında kullandığım görselleri aslında Nezih Seven hazırlamıştı. Hiç böyle bir şey demedi. Aradan birkaç ay geçti. Yine kendi çektiği videolardan birinde yine benim hazırladığım bazı görselleri kullandı. Ona yine bunu söyledim. Bak dedim, yine benim hazırladığım görselleri çalmışsın. Bu sefer ne olmuş kardeşim, senin hazırladığın görselleri kullandıysam adını yazarız olur biter tarzı bir çıkışla toparlamaya çalıştı. Yani yine hiçbir şekilde özür dilemiyor. Yani utanmaz arlanmaz bir adam yani. Onur kavramına ilişkin gerçekten hiçbir prensibi yok. Bunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz Eren'in genel tavırlarında. Onun için sadece cephe var, iki tane cephe var ve karşı cepheye karşı ne yaparsa mübah yani. Böyle bir kafaya sahip. Onur'un olsundan anlamayan bir adam. Tüm bu olayların üstüne bir gün DNA sonuçlarını açıklayacağını söyledi Eren. Bu arada bunlar benim umurumda değil yani. DNA sonucunu açıklayacak mı? Bana ne yani, ne olursa olsun Eren'in etnik kökeni. Beni ilgilendiren bir şey değil. Ama pek çok kişi ona baskı yapmış sanırım etnik kökeniyle alakalı. İşte sen aslında Türk değilsin, işte Çerkesin veya Gürcüsün, o tür şeyler söylemişler. O da Türk olduğunu kanıtlamak istedi belli ki. Ve DNA sonuçlarını yayınlayacağını söylediği bir video açtı. Sanırım canlı yayında, onu tam hatırlamıyorum. Ben sonradan izledim çünkü. Hani canlı mı şey mi onu hatırlayamıyorum şu anda ama bu videoda çok komik bir sahne vardı. Onu yakalayamadığım için gerçekten üzülüyorum yani. Böyle kameraya işte ellerini bozkurt yapıp uludu, kaslarını sıkarak işte Türkmüşüm falan deyip uluduğu bir sahne vardı. Türk oranı yüksek çıktı o sonuçlarda. Yani yüksek derken ya da belki Anadolu Türk'ü ortalaması kadar çıkmış da olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ama sonra ortaya çıktı ki, bunu da kendisi itiraf etmedi bu arada, yani o DNA testi sonucu kullanılan arkadaş ortaya çıkardı.
Başkasının DNA testi sonucunu kullanmış. Şu anda bu arkadaşın ismini hatırlayamıyorum ama bulup yazarım videoyu hazırladıktan sonra burada. O arkadaşın sonuçlarını kullanmış kendi sonucu olarak. Herkesi kandırmış yani. Bu ortaya çıkınca kanalındaki bütün videoları sildi. Twitter'ını kapattı. Bir gün veya 2 gün sonra tekrar açtı. Onu tam hatırlamıyorum şu anda. Ama ya ben bu konuyu gerçekten şey yapmadım yani, gündeme almadım. Bu konuyla alakalı bir video falan çekmedim. Yani amacım gerçekten Eren'e saldırmak olsaydı, Eren'i yerin dibine sokmak olsaydı o olayda gerçekten üzerine kabus gibi çökerdim yani. Yapardım onu ama yapmadım. Yani böyle bir derdim yok çünkü benim amacım Eren'i gömmek değil. Yoksa çok malzeme var zaten, yani çok malzeme veriyor. Hani gömmek istesem gerçekten çoktan gömerim şimdiye kadar ama hani dingil mi yok yani, bu işlerle uğraşmaya kalksam sonu gelmez bu işlerin. Ben sadece bana sataştığı zaman cevap vermiştim öncesinde. Sonra adım almayı bırakınca ben de bıraktım yani. İlgilenmedim. Neyse. Bu DNA muhabbetinden sonra, yani DNA hırsızlığı olayından sonra tabii herkes yine Eren'le dalga geçmeye başladı. Herkes Eren'i yermeye başladı. Sahtekar, yalancı. Bu arada bu adamın bana durup dururken, yani ortada hiçbir şey yokken yalancı ve sahtekar dediğini de burada hatırlatayım size. Ben yine de üstüne gitmedim. Neyse, bu DNA muhabbeti ortaya çıktıktan sonra dediğim gibi 1 veya 2 gün sonra tam hatırlamıyorum onu, bir özür videosu çekti. Yani sözde özür videosu. Onu da hatırlamıyorum, canlı mıydı, kayıt mıydı. Ama kameranın karşısında ağlayıp zırladığı bir video. Duygu sömürüsü yaptı. Yine insanları manipüle etmeye çalıştı. Bu videoda çıkıyor, diyor ki işte ben Türkçüyüm, Atatürkçüyüm. Kürtçüler bana baskı yapıyor dedi. İşte Kürtçüler onunla dalga geçtiği için Türklük oranını yüksek göstereceği bir sonuç paylaşmış. Ülkemize mülteciler doldu falan diyor videoda. Yani hiç, konuyla hiçbir alakası olmayan şeyler. Ama çok iyi biliyor yani, takipçileri nasıl manipüle edeceğini çok iyi biliyor. Ve gerçekten de işe yaradı. Bu videodan sonra o zamana dek hiç almamış olduğu bir para desteği aldı. İnanılmaz yani. Gerçekten hani ben samimi söylüyorum, ben anti Kamalistim. Kamalist olsaydım Eren'e şu anda olduğundan çok daha fazla düşmanlık duyardım. Yani şu anda da çok duymuyorum da, gerçekten çok umurumda olan bir adam değil. Bu videoyu gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. O yüzden çekiyorum. Ama Kamalist olsaydım Eren gerçekten benim için çok daha rahatsız edici bir konumda olurdu yani. Çünkü resmen bu Kamalizmi kullanarak bütün üçkağıtçılıklarına, sahtekarlıklarına, yalancılıklarına, cahilliklerine kılıf uyduruyor. Ve çok da güzel başarıyor bu yani. İnandırıcı. Gerçekten o ağladığı videoda hani Eren'in Kürtçü dediği, aslında yani Türkçülerin Türkçü olduğu gibi Kürtçü olmayan, en azından öyle diyeyim. Benim arkadaşlarımdan bazıları Eren'e o kadar acıdı ki, acıdılar ki içinde para gönderecekler vardı yani. Ben onları durdurdum. Ya saçmalamayın dedim. Bu adam yine manipülasyon yapıyor, kandırıyor milleti. Sonra zaten biraz anlatacaklarımdan daha da bariz olacak nasıl insanları kafaladı. Ama burada hakkını yememek lazım yani. Güzel kafaladı. Orada güzel kafaladı insanları. İyi tokatladı kanalistleri. Ya bu arada bu kamalizm olayını zaten çok kullanıyor yani. Akademiden de kamalist olduğu için atıldığını söylüyor mesela. O da ilginç bir detay yani. Hani hep şey diyor, ben kamalizmden taviz vermediğim için, Türkçülüğümden taviz vermediğim için akademiden atıldım diyor. Yani dikkatinizi çekerim, bu şekilde akademide kalanları da aslında kamalizmden veya Türkçülükten taviz vermekle suçlamış oluyor. Tabii benim için zaten bunlar hani savunulacak görüşler bile değil ama Türkçü ve kamalist olup akademide olan ama yine de Eren'le arası olanlar için söylüyorum bunu. Lütfen bu konuya da dikkat edin. Neyse, bu DNA hırsızlığı muhabbetinde bazıları yorum olarak yazmışlar. Hocam niye ağlıyorsunuz? İşte sizi zorla mı konuşturuyorlar vesaire. O da şey yazmış. Şey, Kürtçülerin baskısından dolayı işte videolarımı kaldırmak zorunda kaldım. Konuşamıyorum yazmış bir yorumun altına hatta. Ona şey diyen, hocam sizi zorla mı konuşturuyorlar falan diyen birinin altına konuşamıyorum yazmış. Yani öyle bir şey yarattı ki sanki hani kendisini Kürtçü dediği insanlar bunu kaçırmış, başına silah dayayıp böyle bir şey söyletmişler. Öyle bir intiba oluşturdu insanların gözünde. Çok acayip bir adam yani. Bir de derler yani, şeyh uçmaz, mürit uçurur. Onun gibi bir durum var yani. Eren'in aklına gelmemiştir böyle bir yalan uydurmak. Takipçileri bunları yazınca Eren de kullandı onları hemen. Ya bu arada şey de saçma yani, bu hırsızlığının suçunu da, daha doğrusu hani en azından o hırsızlığının motivasyonu olarak da Kürtçüleri gösteriyor. Hani Kürtçüler ona sen Çerkes'in, Gürcüsün demişler. O da Türk olduğunu kanıtlamak için böyle bir hırsızlık seçmiş ki bu açıklama bile bu arada kabul edilebilir değil ama hadi diyelim yani, bunu kabul edelim.
Bu da yalan. Çünkü ona sen Çerkes'in, Gürcüsün falan diyenlerin çoğu Kürtçü değildi zaten. Tam tersine Türkçülerdi. Hani Türkçü olup da ya sen kardeşim sen Türk bile değilsin. Ne işin var bizim tarihimiz hakkında konuşuyorsun diyenler ona diyordu. Sen Çerkes'in, Gürcüsün diye. Daha çok onlar diyordu en azından. Neyse işte aynı gün bütün videolarını kaldırdı. Yani geçmişte yüklediği videoları. Ondan sonra dedi ki bu videolarımı ben kaldırmadım. Kürtçülerin şikayetinden dolayı kalktı bu videolar. Yani YouTube kaldırmış. Hani videolarda ırkçılık var falan diye. Kardeşim bu ne kadar düşünülmemiş bir yalan ya. Ne kadar saçma bir yalan. Hiç mi kafa yormadın? Hani uyduruyorsun bari biraz üzerine düşün de uydur değil mi? Öyle bir şey olmuş ki yani tesadüfen Kürtçülerin şikayetleri tam da o gün yani Eren'in o DNA ile alakalı yalan söylediği gün YouTube'u ikna etmiş. YouTube'da tam aynı gün bütün videolarını kaldırmış Eren yani. Ne kadar saçma bir yalan. Ne kadar inanılması güç bir yalan. Ama Eren'in takipçi kitlesi artık nasıl bir zeka seviyesine sahipse bunu da yuttular. Eren'in videolarını Kürtçüler kaldırdı diye saçma sapan bir propaganda dolaşmaya başladı. Ya hani bazı insanlar vardır yani hepimiz tanımışızdır hayatımızda böyle insanlar. Yalan söylemek böyle şeydir. Kişilik özelliğidir yani. Sallamadan duramaz. Mutlaka bir yalan hikaye uydurur her gün. Eğlenceli de bir özelliktir. Ben günlük hayatta tanıştığım böyle insanları dinlemeyi çok severim yani. Çok eğlendirir beni. Eren'de de belli ki bu hastalıktan var yani. Yalan söylemeden duramıyor. Sürekli bir şeyler uyduruyor. Kendisi hakkında, tarihi hakkında hep bir şeyler uyduruyor. Bu arada bu videodan sonra Eren'e saçma sapan destekler de geldi. Şimdi yine adını hatırlayamadığım bir adam. Onu da Ersin bir şey ama Ersin Genetics mi? Öyle bir kanalı var hatta YouTube'da. O da bir destek videosu çekti bu arada. Onun da kesitini koyacağım buraya. Çıkıp diyor ki kardeşim işte ne olursa olsun Eren hocamızın arkasında duracağız. Sonuçta o bizden biri yani ideolojik anlamda onlardan biri olduğu için. Adam da öldürse diyeceğiz ki yanlışlıkla olmuştur. Boş ver kardeşim biz senin arkandayız tarzı şeyler söyleyeceğiz diyor. Eren hocam da özür dilemeyecek. Biz de hata yaptığımız zaman biz de kendi adamlarımızı tutacağız. Velev ki adam öldürdü. Kazayla oldu diyeceğiz. Bu arada videoyu çekerken bahsetmeyi unutmuşum. Ersen Defense'in bu videosuna Eren'in yorumu da çok ilginçti. Kendisini içerisinde bulunduğu depresyondan kaldıran videonun bu olduğunu söylemişti. Hem buna yorum olarak yazmıştı hem de birkaç yerde bunu kendisinden duyduğumu da hatırlıyorum. Yani onun açısından çok destekleyici bir video olduğunu bunun. Ama Ersen Defense benim bu kesiti almamdan ve Twitter'da paylaşmamdan sonra bu videosunu kaldırmış. Öyle görünüyor. Muhtemelen ifşa almaktan korktu. Ya bu insanların nasıl bir kafa yapısında olduklarını görün. Bu insanlar için hakmış, doğrulukmuş, adaletmiş böyle bir şey yok yani. Sadece cephe var. İki ayrı cephe var. Onur diye bir şey yok. Kendi cephelerinin yararına olan ne varsa onu savunacaklar. Böyle insanlar bunlar. Kaypak insanlar. Neyse devam edelim biz. Eren bildiğiniz üzere bundan birkaç ay öncesine kadar Türkiye'lerin ana vatanının Batı Avrasya'da olduğunu düşünüyordu. Uralların güneyinde olduğunu düşünüyordu. Hatta Sintaştan'ın proto Türkiye kültürü olduğunu söylüyordu. Bunu önceki videomda da söylemiştim. Yani geçen sene çektiğim videoda. Sonra fikrini değiştirdi. O da Doğu Asya'yı Türkiye'lerin ana yurdu olarak görmeye başladı. Ama Batı Avrasya'yı ana yurt olarak görürken şöyle şeyler söylüyordu. Doğu Asya, Türkiye'ler Doğu Asyalı diyenler aslında Türk düşmanı, işte Türkiye'leri gelişmemiş bir kültüre sıkıştırmaya çalışıyorlar. Slav Grave için böyle diyordu. Yani Slav Grave, levha mezar kültürü. Şimdi bazı yayıncılar artık yassı gömütü demeye başladı. Artık hangisini kullanırsanız bilmiyorum. Ben Slav Grave diyeceğim, herkes anlasın. Slav Grave kültürü için geri kalmış ilkel bir kültür diyordu. Onu da belki kestiğini koyarım buraya bir yere. Hala var elinde o kayıtlar. Ve Slav Grave'i savunanlara Türk düşmanı diyordu, Kürtçü diyordu, Moğol görünümü Kürtçüler diye bir tabir uydurmuştu hatta onu söylüyordu. Yani Slav Grave için proto Türkiye kültürü diyenlere. Aptal, cahil herif. Biri aptal. Slav Grave dersen Türk'ün kültürünün kökenine, Slav Grave'e bakıyorsun. Milattan önce 1200'lerde diyorum taş devrinden yeni çıkmaya başlamış bir kültürdür Slav Grave. Bunu zaten Kürtçüsü de, Batıcısı da, Foncusu da sana dayatmaya çalışıyor. Sen gelmişsin bana diyorsun ki biz Slav Grave'den geldik filan. Biri cahil. O zaman sen geriliğini kabul etmiş oluyorsun. Sonra kendisi de Doğu Asya'yı Türkiye'nin ana yurdu olarak görmeye başladı. Yani artık kanıtların yükü o kadar ağır geldi ki o da fikrini değiştirdi. Bundan dolayı eleştirmeyeceğim kendisini. Tabii ki olması gereken bu yani. Kanıtlar eğer bir tarafta ağır basarsa doğru olan gerçekten fikir değiştirmek. Hatta ben bu konuda Eren'in doğru adım attığını söylemiştim Twitter'daki bir paylaşımda. Öyle hatırlıyorum en azından. Yani bakarsınız ona da. Ama problem şu ki bununla alakalı fikrini değiştirdi. Tamam şimdi o da Türkiye'ler için Doğu Asyalı diyor. Şimdi de diyor ki hem Slav Grave hem Deer Stone yani geyik taşı kültürü ikisi birden Proto Türkiye kültürüymüş. Ve
Geyik taşını kabul etmeyip sadece Slav Grave'i kabul edenler için yine benzeri şeyler söylüyor. Yine bunlar Türk düşmanlarının oyununa geliyor diyor. Türkiye'leri küçük bir kültüre işte sıkıştırmaya çalışıyorlar. Benzeri şeyler söylüyor. Yani bu adam hiçbir şekilde akıllanmayan bir adam. Geçmişte yaptığı hataları aynen tekrar ediyor. Sadece çemberinin şeyini değiştirmiş yani. Sınırlarını değiştirmiş. Ama aynı şeye devam ediyor yani. Aynı hatayı yapmaya devam ediyor. Şimdi de diyor ki geyik taşını kabul etmeyip sadece Slav Grave diyenler işte Türk düşmanıdır. Kürtçülerin oyununa geliyorlar. Tamam, Kürtçüler de benim yani. Benim oyunuma geliyorlar. Zaten birazdan da söyleyeceğim. Daha da bariz bir şey var burada benden bahsettiğini gösteren. Onlara da geleceğiz şimdi. Ha, geçtiğimiz günlerde yani belki 1,5-2 hafta anca olmuştur. Hayrettin İhsan Erkoç isimli bir Türkolog bir yayına çıktı. Yani sanırım Türkolog. Yanlışım varsa beni burada düzeltin. Belki tarihçi falan da olabilir. Emin değilim hani tam branşından. Hayrettin İhsan Erkoç isimli bir Türkolog bir yayına çıktı. Mustafa Bozkurt'un yayınına, kanalındaki bir yayına. Bence gayet güzel bir yayında. Ve burada Hayrettin İhsan Erkoç da Proto-Türkiye'lere ilişkin görüşünü belirtti. O da geyik taşı değil, subgrave olduğu yönünde düşünüyor. Ben bunu görünce sevindim tabii ki çünkü bundan 3 yıl kadar önce hatta 3 yılı biraz da geçti. Gerekçeleriyle beraber açıkladığım bir görüştü bu. Kanalımda net bir şekilde hani açıklamıştım neden subgrave olduğunu düşünüyorum diye. O zamanlar epey bir tepki de aldım. Ama gitgide yaygınlık kazanmaya başladı bu görüşüm ve şu anda gerçekten o zamanlar bana çok sert çıkışanların bile pek çoğu şu anda subgrave görüşünü benimsemiş durumda. Ve Hayrettin İhsan Erkoç'un da bir Türkolog olarak bu görüşü benimsemiş olması beni sevindirdi tabii ki. Bunun üzerine Twitter'da hem Hayrettin İhsan Erkoç'a hem de Mustafa Bozkurt'a teşekkür ettiğim bir gönderi paylaştım. Bunun üzerine Eren tabii yerinde duramamış yani kudurmuştur onu görünce eminim ben yani. Yerinde duramamış gitmiş. Hayrettin İhsan Erkoç'a özelden yazmış. İşte hocam bu adama güvenme, bu adam tehlikeli adamdır, bunun oyununa gelme falan. Ben bunu nereden öğrendim? Tabii yani Hayrettin İhsan Erkoç'la şahsi bir münasebetim yok. Kendisiyle özel bir konuşma yapmadık ama kendi YouTube hesabında topluluk kısmında paylaşmış bunu Eren. Yani böyle böyle yazdım diye. Uyardım işte. Yani kendi bir de hani çok zeki bir adam da diğerlerini uyarıyor yani. Kendisi herkesten uyanık. Herkesten iyi görüyor. Herkes, arka plandaki paternleri gidip insanları uyarıyor bir de. Hani o kadar da güveniyor aklına yani. Çok ilginç bir adam ya Eren. Yani birazdan bahsedeceğim birkaç detaydan da. Enteresan bir insan gerçekten. Birisi gelmiş altına şey yazmış bunun. Eren'in bu paylaşımından YouTube'daki. İşte bana küfür yazmış yani öyle diyeyim. Bu da gitmiş o küfürü beğenmiş. Yani ben bu adamla gerçekten bir yıldır bana o kadar malzeme verdiği halde uğraşmıyorum. Bu ısrarla kışırmaya devam ediyor. Ya ben tahmin ediyorum birileri bunu gazlıyor arkadan. Çünkü kendisi buna cesaret etmez yani. Kendisi benim o yayınımdan sonra bununla dalga geçirdiği zaman benim adımı almayı bırakmış adam korkudan. Her yerde işte adını almak istemediğim, kim olduğunu bildiğiniz Kürtçe arkeolog diye bahsediyordu benden. Ya benim adımı bile almaya korkan adam bana edilen küfrü beğeniyor. İşte bana yavaş yavaş tekrar böyle sataşmaya başlıyor. Bunun sebebi açık bence gazlıyorlar Eren'i. Arkadan birileri diyor ki hocam bakın Nezih işte şöyle şöyle diyor. Hocam ne oldu siz de mi Nezihçi oldunuz falan. Hatta geçenlerde biri şey demiş buna. Benim bir tarikatım varmış. O da benim müridimmiş. Benim söylediklerimi yayıyormuş. Hani... Tarikat gibi bir şey varmış. Nezih Seven bunu ortaya sürüyormuş. Sizinle mesajlaşıyormuş. Siz yayın yapıyormuşsunuz bununla ilgili. Sonra da ben sizi destekleyecek yayın yapıyormuşum. Bunlar muhtemelen onu sinirlendirdi. Bana bir çıkışmak istedi öyle tahmin ediyorum. Böyle bir şeye başvurdu yani bana edilen bir küfürü beğenmeye karar verdi. Ve ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Yine bahsetmeyi unuttuğum bir nokta. Nasıl Eren'in takipçileri bana hakaret ediyorsa benim takipçilerim arasında da Eren'e hakaret edenler oluyordu. Benim kanalımda Eren'e edilmiş pek çok hakaret vardı. Ben bunların hepsini uyardım yani. Hiçbirini desteklemedim, hiçbirini beğenmedim. Hatta lütfen insanların kişiliğine veya fiziksel görünümüne yorum yapmayın dedim. Bunlara karşılık olarak gördüğüm tepki bu. Yani burada gerçekten tekrar söylüyorum. Eren'i gömme gibi bir niyetim olsa ben çoktan gömerdim Eren'e. Yani bunlara ihtiyaç yok yani. Buraya kadar beklememin hiçbir anlamı yok. Bedel Bursa'ya da mesela saçma sapan videolar çekmeye devam ediyor. İstesem ona da cevap vermiyorum. Neden? Benden bahsetmeyi bıraktı adam. Yani niye uğraşayım ki onunla da? Yani benden bahsetmeyin sürece, bana saldırmadığınız sürece sizinle
şahsi olarak uğraşmam en azından. Yani belki bazı tarihi bilgilerinizi, tarihi hatalarınızı düzeltebilirim. Genetikle alakalı hatalarınızı, dil bilimle alakalı hatalarınızı düzeltebilirim. Ama çıkıp da şahsınızla uğraşmam yani. Beder bu seriyle artık uğraşmıyorum. Ama seninle uğraşacağım Eren yani. Bu videoyu çekeceğim sana çünkü kaşınıyorsun. Şimdi ikinci parta geçebiliriz. Eren'in cehaleti ve ırkçılığı. Öncelikle Eren pek çok yayınında ırkçı veya kafatasçı olmadığını iddia ediyor. Öyle bir kafada olmadan işte kendisinin daha çok Kemalist çizgide olduğunu vesaire söylüyor. Hatta Kürt veya Arap olup da Kemalist olanları kendi safında görüyor. Hatta bu tarz bazı insanlardan övgüyle bahsettiği yayınlarına ben de tanıklık ettim. Yani gerçekten ideoloji onun için ırktan daha önemli bir rol oynuyormuş gibi görünüyor. Kendisi zaten ne kadar Türk yani onu da bilmiyorum ama sonradan bir sonuç paylaştı. Ben ona da güvenmiyorum yani. Bu adam dediği şey niye inanırsınız arkadaşlar? Yani bazıları inanıyor yine de hani şu adama güvenmek için nasıl bir sebebiniz var gerçekten? Hani Eren'in herhangi bir şekilde DNA sonucuna inanmam için gerçekten ondan örneği benim alıp göndermem lazım yani. Öbür türlü inanmam Eren'in yayınladığı herhangi bir şeye. Neyse bu halklara karşı ırkçı söylemlerini yine de sürdürüyor. Yani her ne kadar böyle şeyler dese de yani sanki Kemalist oldukları zaman Araplarla ve Kürtlerle hiçbir sorunu yokmuş gibi şeyler söylese de aslında ırk olarak da bu toplumları aşağı gördüğünü açıkça söylüyor bazı yayınlarında. Örneğin şu yayına bakalım hep beraber. Man mısınız oğlum? IQ seviyeniz mi düşük? Güneydoğu Anadolu'da karıştınız mı lan? Atalarınız çok mu karıştı? IQ çok mu düştü oğlum? Beyinsiz herifler. Gerizekalılar. Evet yani burada kızdığı, sinirlendiği birisi var artık kim bilmiyorum. Onun zekasıyla alakalı bazı aşağılayıcı ifadelerde bulunduktan sonra sen Güneydoğulularla mı karıştın? Yani atalarının Güneydoğulularla mı karıştı? Hani onlar düşük zekalı olur. O yüzden mi düşük zekalısın diyor arkadaş. Üstün zekalı Eren kardeşimiz böyle bir şeyde bulunmuş, yargıda bulunmuş burada. Onun dışında zaten geçmişteki videolarından birinde doğrudan Araplara karşı düşmanlık yaptığı için ihtar etmişti YouTube'dan. O videosu da kaldırılmıştı yani. Bunu kendisi de söyledi. Açıkça duyduğumu da hatırlıyorum ama şimdi elimde onlardan kesit yok. Yani doğrudan bir ırkı aşağıladığı şeyleri de ben duydum, tanıklık ettim ama şu an elimde o kesitlerden yok maalesef. Yani bunun haricinde yok bu Güneydoğu meselesinden başka. Kalmamış elimde. Ya da kaybetmemiş onları. Unutmuş olabilirim yani. Her şeyi yakalayamıyorum. O kadar çok malzeme atıyor ki Eren. Hepsini yakalayamıyorum ne yazık ki. Bunun dışında zaten mesela benden bahsederken de her bahsedişinden beni karalamak için, bana karşı düşmanlığı körüklemek için Atatürk düşmanı şeklinde beni anlatıyor kendi takipçi kitlesine. Hatta şey falan diyor ben birkaç ay önce bundan şey demiştim. Sevan Nişanyan muhtemelen Mustafa Kemal konusunda benden daha ılımlıdır demiştim. Onu şu şekilde aktarıyor. Ben Mustafa Kemal'den Sevan Nişanyan'a kıyasla bile kat kat nefret ediyorum tarzı bir şekilde aktarıyor ki hani iyice körüklesin insanları. Ya benim bu söylediğim zaten mesela yeterince rahatsız edicidir değil mi bir Kemalist için? Sen niye daha da abartma ihtiyacı duyuyorsun ki bunu? Ya kardeşim ben bir görüşümü saklamıyorum yani. Bak açıkça söylüyorum zaten bunları. Türklere kesinlikle düşman değilim. Bütün etnik grupları kardeşim olarak görüyorum. Mustafa Kemal'e karşı pozitif değil tutumum. Bunu zaten söylüyorum. Daha fazlasını söylemeyeceğimi de söylüyorum yasadan dolayı. Koruma kanunundan dolayı daha fazla görüşümü açıklamayacağımı da söylüyorum. E sen daha neyi burada zorluyorsun ki? Takipçilerin zaten benim Mustafa Kemal ile alakalı pozisyonumdan dolayı beni sevmeyeceklerse sevmesinler. Bana ne? Ama Türk düşmanı değilim yani. İnsanları yalan söylemeyi bırak. Neyse bu Atatürk düşmanı muhabbetine ek olarak benden her bahsedişinde Kürt olmama da vurgu yapıyor yani. İnsanları yine bana karşı körüklemek için. Dağlı falan diyor mesela bana. Bunu benim hakaret olarak algılamayacağım ama kendisi zaten tahmin ediyordur. Yani ben dağlılık, ne bileyim işte köylülük, işte çadırda yaşamadır, göçebeliktir. Bunlar ben şey olarak görmüyorum. Aşağılık şeyler olarak görmüyorum zaten. Benim tarihimin, kültürümün bir parçası bu. Ama bunları niye söylüyor? Kendi takipçi kitlesini bana karşı gazlamak için söylüyor. Yoksa ben bunları hakaret olarak algılayıp da kırılacağım için değil yani. Ve kendi takipçisini de tutuyor bunlar. Yani o, Kürt düşmanı ırkçı olduğu için takipçileri tutuyor. Evet biraz da ırkçılığından ziyade cehaletine de gelelim. Geçenlerde Oğuzhan Tekten bu bahsettiğim diğer YouTube yayıncısı bana da danışarak Kürtlerin etnogeneziyle alakalı bir gönderi paylaştı. Yani Kürt etnisitesinin oluşum süreciyle alakalı bir gönderi. Güzel bir gönderi. Ona bakmanızı öneririm. Eren bu gönderiye hemen itiraz etti. Çünkü o gönderide Kürtleri oluşturan toplumlar arasında çingeneler görünmüyormuş.
Kendisi Çingene diyor. Ben emin değilim bundan. Hani beni aydınlatırsanız sevinirim. Çingene'den rahatsız olan bazı arkadaşlar var sanırım. Roman sözcüğünü tercih ediyorlar. O yüzden ben roman diyeceğim. Çok emin değilim yani bu sözcükler tam olarak neye karşılık geliyor. Hani belki Çingeneler romanlar içinde ayrı bir gruba karşılık geliyor olabilir. Çok net kaynaklar bulamadım zamanda bununla alakalı. O yüzden yanılıyor olabilirim. Bununla alakalı bir hatam varsa lütfen beni düzeltin. Ben roman diyeceğim. Kürtlerde roman karışımı yok yani böyle bir şey yok. Bu Eren'in uydurduğu bir şey. Olsaydı söylerdim de yani ben romanlara karşı da herhangi bir şeyim yok. Negatif tutumum yok. Sempati duyduğum kültürlerden biri roman kültürü. Böyle bir şey olsaydı bunu açıklıkla söylerdim yani Kürtlerde roman karışımı var ama yok yani. Niye yalan söylüyorsun? Nereden uydurdun bunu? Bunun kaynağı ne mesela? Açıklasana bir. Çok merak ediyorum gerçekten Kürtlerde roman karışımı olduğunu nereden çıkardın? Onun dışında şunu söylüyor. Kürtlerde Beluç etkisi var. Parantez içinde Doğu İrani falan diyor. Beluçlar Doğu İrani değil. Kürtler gibi Batı İrani halklardan biri. Kürtler ve Beluçlar gerçekten çok yakın akrabalar. Yani dilsel olarak da çok yakın Kürt dilleriyle Beluçça. Ama yani yine yani hiçbir şey bilmediğin çok belli. Beluçlardan Doğu İrani diye bahsediyorsun. Bu arada bu Doğu İrani, Batı İrani sınıflandırması biraz karışık ve aslında çok bariz bir sınıflandırma değil. Kökensel bir sınıflandırma değil daha doğrusu. Bununla alakalı yani bu konuya ilginiz varsa kısa bir videom vardı. Onun linkini veririm ona bakarsınız. Ama bu konuyla ilgisi olmadığı için girmeyeceğim ona. Ya bunlar çok net sınıflandırmalar değil aslında Batı İrani, Doğu İrani. Ama Beluçların ben hiçbir yerde Doğu İrani olarak sınıflandırıldığını görmedim. Kürtçe'ye çok yakın olan bir dil konuşuyorlar zaten ve Batı İraniler. Kürtlerin geçmişte Beluçlarla komşu olduğu yönünde bazı teoriler var. Hem Beluçlarla hem Farslarla. Ama hani bu bir genetik karışım değil. Bu dilsel bir etkileşimle alakalı bir teori. Yani Eren yine bilmeden bir şeyler söylüyor. Beluçlarla Kürtlerin kökeni aynı zaten. Yani Kürtlerde bir Beluç katkısı vardan ziyade Beluçlarla Kürtler aynı kökenden geliyor. Farslar da İrani halkları oldukları için doğal olarak böyle. Yine Eren'in bir başka gafı Kürtçe ve Farsça'da ortak olan bazı temel sözcüklerin ortak olmasının sebebinin Kürtçenin Farsçadan kelime araklamış olması olduğunu zannediyor. Yani bunların aynı kökenden gelen ve bu yüzden ortak kelimeler paylaşan diller olduğunu bilmiyor. Bu arada Kürtçe'de bazı geç döneme tarihlerinden alıntı sözcükler var tabii ki. Ama Eren'in işaret ettiği ne bileyim sayılar gibi veya işte anne baba gibi yani temel sözcükler Farsçanın alıntı değil. Bunlar ortak kökenden geldiği için çok benzer sözcükler. Yani her zamanki gibi yine ne dediğini bilmeyen bir Eren'le karşı karşıyayız. Yani bu adam genetik bilmiyor. Dil bilim bilmiyor, tarih bilmiyor. Bunların hepsi hakkında atıp tutuyor, bunların hepsi hakkında konuşuyor. Yani hayretle izliyorum Eren'i gerçekten. Eskiden oyuncuymuş galiba. Bence oraya dönebilirsin Eren. Yani ciddi bir önerim bu. İyi yapıyorsun o işi. Yani o ağlama zırlama videon çok başarılıydı. Gerçekten pek çok kişi ikna ettin. Dediğim gibi yani bizim, yani senin deyimine Kürtçü dediğin tayfadan bile sana acıyıp para göndermeye kalkanlar oldu. O konuda başarılısın. Bence oyunculuğa devam edebilirsin. Bunlara ek olarak Eren sadece cahil bir adam değil. Aynı zamanda cehaletinde ısrar eden bir adam. Geçenlerde bir Hint tarihi muhabbeti olmuştu. Yani Eren aslında Hint İrani demek istiyor veya İrani demek istiyor. Yani bu ikisinden birini kullanabileceği bir bağlamda. Ne olduğunu tam hatırlamıyorum şu anda. İskitle alakalı bir şey olabilir. Ama yani orada ya Hint İrani diyebilir ya İrani diyebilir. Bu ikisinden birini söyleyebilir. Bu arada bilmeyenler için kısa bir açıklama yapayım. Hint İrani'yi şemsiye başlık gibi düşünün. Bunun altında 3 kol var. İraniler, Nuristaniler ve Hint Ariler. Eren Hint Ari sözcüğünü Hint İrani yerine kullanıyor. Yani sanki o şemsiye tabir Hint Ari'ymiş gibi kullanıyor Hint Ari sözcüğünü. Ve ben bununla alakalı Eren'i bundan birkaç ay önce uyardım. Dedim ki bak kafa karışıklığı da olmuş olabilir hani dalgınlığına gelmiş olabilir. Çünkü bu gerçekten kafa karıştırıcı yani çok detay bir problem. Çok önemli bir şey de değil ama bil yani bunun doğrusu bu. Düzgün bir şekilde uyardım bundan birkaç ay önce ben Eren'i. Cevap vermedi ama eminim okumuştur yani. Epey bir beğeni alan bir gönderiydi. Eminim o. Bütün yazdıklarımı okuyor zaten. Belli yani Eren'in beni full takip ettiği. Neyse. Geçen günlerde, yani bu olay birkaç ay önce olmuştu. Bir hafta önce falan yine Eren başka bir paylaşımda yine Hint tarihi tabirini yanlış bir şekilde kullanmış. Yine ya Hint İrani ya da İrani yerine kullanmış. Bu sefer Oğuzhan kendisini uyarmış. Yani Oğuzhan Tekten. Gördüm Twitter'da uyarmış kendisini. Düzgün bir şekilde açıklamış. Bak bir de o hocam diyor Eren'e yani. Hiç anlamadığım bir şekilde. Hocam böyle böyle bunun doğrusu budur falan demiş. Eren ona
Yok işte kardeşim, ben bunun ne anlama geldiğini zaten biliyorum. Bilerek bu şekilde kullanıyorum. Sen beni bilmiyor mu zannettin gibi saçma sapan, yani cehaletinde ısrar eden bir şekilde yanıt vermiş. Ya bunu da anlamıyorum. Mesela Oğuzhan'dan bazen şey yapıyorlar. Şimdi Oğuzhan benimle konuştuğu için, arada birkaç şeyi bana danıştığı için, benden fikir aldığı için veya videolarında benim fikirlerimi de kaynak olarak gösterdiği için bazıları Eren'e şey yapıyor, hani bak Oğuzhan gizliden Nezih'le görüşüyor gibi şeyler söylüyorlar sanırım. Eren de bir videosunda şey diyor mesela, ya senin için böyle şeyler söylüyorlar Oğuzhan ama ben buna inanmıyorum, işte sen öğrenmeye çalışan bir kardeşimizsin, senin iyi niyetine yoruyorum gibi saçma sapan şeyler söylüyor. Eren boynuz kulağa geçmiş, yani haberin olsun. Oğuzhan senden daha çok şey biliyor bu Proto Türkiye'ler meselesinde. Karşı karşıya otursanız onu senden daha çok söyleyecek şeyi var. Bu açık yani. Böyle havalanıp yukarıdan konuşma kimseye. Boş yapıyorsun. Şunu da ekleyeyim burada. Oğuzhan'ın da Eren gibi, yani haysiyetsiz ve onur kavramına ilişkin hiçbir prensibi olmayan zır cahil bir adama hocam demekte ısrar etmesini son derece acınası buluyorum. Evet, Eren'in ırkçılığına ve cehaletine dair çok malzeme var. Say say bitmez. Ama ben artık yavaş yavaş en eğlenceli olacağını düşündüğüm kısma geçelim diyorum. O da Eren'in muhteşem dehası kısmı. Öncelikle geçen sene bahsetmiş olduğum bu Ayaş Alkar muhabbetine dönelim. Ayaş Alkar muhabbetinde hatırlarsanız şuna değinmiştim daha çok. Birisi onun fenotipinden hareketle bir takım genetik çıkarımlar yapmasını istemişti Eren'in. Eren de burada Ayaş Alkar'ın YDNA'sını bulmaya çalışmıştı ki kadınlarda YDNA olmaz. Hatta Ayaş Alkar'da birden fazla YDNA olduğunu söylemişti. Erkeklerde bile bir tane YDNA olur. O yüzden kanda C ve Q var falan demişti. Yani yine ne dediğini bilmeyen Eren tabii ki. Ama benim aslında o videoda bahsetmediğim, çünkü şahsi bir konu olduğunu düşündüğüm için girmek istememiştim orada bu konuya. Ama şu anda Eren yani çok kaşındı artık. Bunu burada da söyleyeceğim ki zaten Twitter'da paylaştım bunu. Ama burada da söylemek istiyorum yine. Çünkü hepsi derli toplu olsun yani. Bir video olsun şöyle Eren'in gaflarından genel olarak bahseden. O yüzden burada da o kesiti koyacağım şimdi. Ayaş Alkar'la alakalı soru geldiği zaman şimdi Eren'in nasıl tepki verdiğine bakalım önce. Ayaş Alkar'ı tanımayışını nasıl birkaç defa belirtiyor. Bunun için sayaç koyacağım videonun köşesine bir yere. Hep beraber bakalım kaç defa Ayaş Alkar'ı tanımadığını, kim olduğunu bilmediğini söylüyor. Ayaş Alkar Önce şurada bir durdurayım ya. Burası bile zaten çok garip yani. Birisinin adını okuduğunuzda onu tanımadığınız biri ise bile onu okuyup ne demezsiniz yani. Çok saçma bir giriş zaten. Şimdi devam edelim. Kaç defa söyleyecek? Alkar'ın fenotipini inceler misiniz? Mongoloid mi yoksa Avrupa'yı mı daha basmasızcı demiş. Ayaş Alkar kim ya? Ayaş Alkar kim ki arkadaşlar? Ben Ayaş Alkar'ı bilmem bilmiyorum. Şuraya yazayım Ayaş Alkar kimmiş. Evet arkadaşlar, arama çubuğunu görüyorsunuz değil mi? Yani gerçekten inanılmaz, hani çok dandik bir oyunculukla burada Ayaş Alkar'ı tanımadığını söylüyor. Vazgeçiyorum Eren. Yani oyuncu olmaz senden. Belli ki o kabiliyetin zırlamaya özel. Güzel ağlıyorsun, güzel duygu sömürüsü yapıyorsun ama oyuncu olmaz senden. Hiç inandırıcı değilsin Ayaş Alkar'ı tanımadığın konusunda. Bu arada neden bilmiyorum. Ben bu kesiti Twitter'da paylaştıktan birkaç saat sonra Eren beni takibe almış. Hani bir şey mi demek istedi bana onu bilmiyorum. Çünkü ben de onu takip edince bana özelden yazabiliyor ya, öbür türlü yazamıyor. Belki de diyeceği bir şey var. Neden olduğunu kesinlikle bilmiyorum ama beni takibe aldı nedense. Ertesi gün de geri takipten çıktı. Artık kendi içinde ne yaşadı ondan haberim yok tabii ki. Evet, dediğim gibi bunu zaten Twitter'da paylaşmıştım. Şimdi orada paylaşmadığım bazı kesitleri sizinle paylaşacağım. Burada yani şimdi izleyeceğimiz kesitte eski çağ tarihçisi, Tengrici Kemalist, ex akademisyen Eren Karakoç Oğuzlar hakkında bize bazı çok özel detaylar veriyor. Lütfen burayı dikkatle izleyelim. Bana göre çok seksi ya. Böyle çekik gözlük falan. Tam böyle Türklerin, böyle Oğuzların yani Anadolu'ya girişi dönemi bence Oğuzların fenotipleri çok seksidir. Çekiklik var. Oğuzlar seksi olur ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Bu tarihçilik mi mesela? Ne şimdi bu? Yani ne bilgisi veriyor? Burada bu arada konu Türklerin kökeni, onu da bilin, hani ne üzerine konuşulurken konu buraya geliyor onu da bilin. Türklerin kökenine ilişkin bir yayında söylediği sözler bunlar. Ne alaka gerçekten bilmiyorum yani. Bence burada yayının sahibi olan Oğuzhan da biraz şaşırdı. Bana öyle geldi yani, bana bıraktığı izlenim oydu. Orayı toparlamak istedi biraz. Ki bu tarz çok fazla saçmalıyor bu yayında. Şimdi bu yayından başka bir kesit. Bu kesiti gerçekten
izledim. Burada genetik uzmanımız Eren Karakoç bize genetik çeşitliliğin önemine dair bazı bilgiler sunuyor. Evet, bakalım buna da. Genetik çeşitlilik güçtür kardeşim yani. Sana güç verir. %100 böyle aynı şeye sahip olmak senin hem zihnen seni güçsüzleştirir hem fiziken güçsüzleştirir. Bak benim bir sürü genetik mirasım var kardeşim. Zihinsel sağlık için kendisini örnek vermesi çok ilginç bence. Hani genetik açıdan sağlıklı bir zihni altyapı oluşturacak genetiğin kendisindeki genetik olduğuna inanması benim çok ilgimi çekti. Her şeyden önce özgüven açısından tabii. Aynı zamanda gerçeklikten ne kadar kopuk olunabilire dair de güzel bir fikir sunduğunu düşünüyorum bunun. Devam edelim. Spor yaptığım zaman direkt kaslarımı şey yapabiliyorum. Tepki veriyor vücudum. Güçlü kuvvetli adamım yani. Her yönden güçlüyüm. Açık konuşayım. Cinsel açıdan da güçlüyüm. Açık konuşayım. Cinsel açıdan da güçlüyüm. Neyse. Farklı yerlere girmiyorum. Dediğim gibi. Ersen hocam şey mikrofonu alsın bayağıdır bekliyor. Tamam. Bir yavaştan şeye geçelim. En son bir özet geçeriz Türklerin ikili kökeni neydi diye. Tabii bu noktada bana söyleyecek bir söz düşmüyor. Bunu geçmişte Eren'le birlikte olan kadınlara sormak lazım bu iddianın doğruluğunu. Ve erkeklere tabii sonuçta bilmiyoruz ve heteronormatif bir dil kullanarak kimseyi rencide etmek istemem. Evet, Eren hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Umarım faydalı ve eğlenceli bir yayın olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dede tarafım benim safkan Oğuzlardan gelme çetinlerdendir arkadaşlar. Yani genetik olarak hani karışmış da olsak ben Türkiye'nin şu an baktığımızda ortalama gen haritasından daha yüksek bir oranda aslında Orta Asya Türkiye genine sahibim yaklaşık %31 ki baktığımda ondan söylüyorum zaten arkadaşlar. Bunu tabii kafadan atarak konuşmuyorum burada. Tarihçi olduğum için